Çocuklarda kronik ishal nedenleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz. İnfant yani yeni doğan döneminde, süt çocuğu döneminde ve adolesan dönemde olarak gruplandırabiliriz. Yeni doğan döneminde konjenital transport defektleri dediğimiz doğuştan bir takım emilim bozuklukları, yine yeni doğanın durdurulamayan ishali, primer erken başlangıçlı laktoz intoleransı dediğimiz anne sütündeki laktozu sindirememeye bağlı bir ishal. Zaten bu hayatla bağdaşmaz, kaybedilir. İmmünglobulin eksikliklerine bağlı, total immünglobulin eksikliklerine bağlı immün yetmezlikleri mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Yine bir takım Tufting enteropatisi ya da konjenital mikrovillus enteropatisi gibi doğuştan bozuklukları sayabiliriz. Süt çocuğundaki kronik ishal nedenlerini kronik non-spesifik ishal, yine parazitlerden en önemlisi Giardia'ya bağlı malabsorpsiyon yapan ishal olarak sayabiliriz. Çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığını süt çocuğundaki görülen ishal nedenleri arasında sayabiliriz. Adolesan dönemde de en önemli nedenlerin başında yine inflamatuar bağırsak hastalıkları, kabızlığa bağlı dışkı tutamama, enkoprezis diyoruz. Ama bu da ishalle en sık karışan durumlardandır ve yine çölyak hastalığını saymamız gerekiyor.